Evet efendim, takım oyununda son bölüme geldik. Bu karşılaşmanın pozisyonlarını tamamlayacağız. Trabzon maçını, gündüz maçını konuşup Beşiktaş'tan yine Erzurum'dan Beşiktaş maçına ilişkin bilgileri alıp Avrupa'dan güzel karşılaşmalarla noktalayacağız. Hızlı tempolu gidelim. Luyendama mevlüt pozisyonu 90+5. Bu da yine bir konuştuğumuz hava topu konularından biri ama burada bir şu var mı, şu var mı yoksa böyle bir hareket mi var? Soru bu Mehmet. Burada da görmüyor Luyendama ama eli açık. Eli açık yani, ama işte yani az önce konuştuğumuz oyun, noktaya geliyoruz işte, o yüzden. İşte hangi standardı nasıl yakalayacağız? Dudağı işte? Ağzı, dudağı yok. Kalamış mı ya? Gelmiş zaten. Bayağı da gelmiş ya. Burada VAR'ın devreye girmesi lazım değil mi? Yani VAR'ın bence burada devreye girmesi lazım. Benim görüşüm o. Burada standartı, hani yoruma bu da bu pozisyonda açık. Standart hava topuna çıktığı zaman, hani diyoruz ya, santrafora çıktığı zaman mecburen elini açıp çıkması lazım. Aynı şekilde stoperin de elini açıp çıkması lazım. Bir de geriden geliyor. Yani o orada Luyendama görmüyor. Ama var mı darbesi? Darbesi var. Bence burada VAR'ın devreye girmesi lazım. Ya hocam? Ya geri geriye gittiğinizde arkanızı göremezsiniz. Luyendama top arkaya gelince arkaya doğru hareketlenmeye başlıyor. Mevlüt'ü hiç gördüğünü düşünmüyorum. Ve de sol koluna bakıyorum mesela. Sağ koluyla vurdu gibi görünüyor. Sol kolu da aynı. Yani onun için penaltı değil. İki kolu da açık, normal kafa topuna anladım çıkıp vurmak istiyor. Hiç görmüyor Mevlüt'ü. Mesela öbür kolu bir vurduğumuzda ne yapıyoruz? Mesela koluyla veya dirseğiyle diyoruz ki hareket yapıyor. Öbür kolu bak nasıl örnek veriyoruz. İki kolun açısı da normal. Yani görmüyor, kafa topuna kendini yukarı çekmeye çalışıyor. Nerede sıkıntı var burada? Geri gelir giderken sıçramak da zordur. Öne doğru daha rahat sıçrar insan, hepimizin bildiği gibi. Bu anlamda penaltı değil. Topa vurmaya çalışıyor Luyendama ama. Peki Ahmet Hocam? Ya ben futbolun ruhundan yola çıktığımda bu tür pozisyonlara verilmemesinden yanayım. Ama hep onu diyorum. Biz bu sene MHK olarak hep şunu dedik. Futbolcuların hepsi kontrolsüz hareketlerinden sorumludur. Ve bu şekilde görmese bile yaptıkları o darbelerden dolayı hep fauller verildi. Kartlar verildi. Ben vermem ama MHK evet. Verilmesini söylüyor diyorsunuz. Sene boyunca böyle uygulandı. Böyle verdiler eller diyorsunuz. Hiçbir de etraf, mesela bir geri giderken ona baktım. Bir saniyese bile arkasına bakmıyor. Yani bir, yok, bir evet. Saniyese hiç bakar görmüyor. Da ona göre yapar. Hiç görmüyor. Görmüyor onu. Hiç görmüyor. Bir saniyese bile bakmıyor arkasına. Hocam. Pozisyona hakim olan oyuncu arkadaki beyazlı. Pozisyonda öndeki oyuncuya girip havada faul yapan oyuncu arkadaki beyazlı. Eğer vereceksem arkadaki beyazlıya faul veririm. Bırak kırmızıyı, sarıyı. Faulü yapan kırmızılı beyazlı diyorsun. Ya arkadaki oyuncu pozisyona hakim. Öndeki zavallı kafaya çıkıyor. Daha vuracakken arkadaki öndekini dağıtıyor. Dağıtınca da burası böyle eli geliyor. Şeyi bozan arkadaki oyuncu pozisyonu bozan. Arkadaki oyuncu faul yapıyor eğer faulse. Çünkü arkadaki oyuncu balıklama gidiyor öndekinin üstüne. Öndekinin ne günahı var? Hiç görmüyor burada Luyendama. Ya Ender hiç bakmıyor. Yani darbeyi yiyen şey kırmızılı. Darbeyi yiyince kolda dağılıyor. Çünkü arkadaki pozisyon hakim. Dikkat edin, bozmaya giriyor. Ne bir de beyazlı faul yapıyor. Hocam bir de ne şiddeti var, ne dirseği var. Ya hiç böyle çıkmaya ya. Çalışıyor arka arkaya giderken. Hiç alakası yok. Tabii. Ah seyirciler görse. Ama normalde tabii. Oyuna devam bu değil mi? Devam abi. Tabii tabii. Eğer faul vereceksen beyazlının aleyhine vereceksin. Neymiş, dudağı patlamış. Patlar abi, bana ne? Hayret ya. Evet, burada oyuna devam durumu var dedik. Kendini ne yaptığını biliyor beyazlı. Luyendama. Böyle bazen iki kolu hatta açarak vururken, tık diye vurursun. Bak kafası ya, arkaya doğru düşüyor. Farkında mısın bak? Ya dağılıyor Luyendama. Sırtı da böyle bir garip geriye doğru. Luyendama'yı dağıtıyor arkadaki beyazı. Havada geliyor dağıtıyor. Bakın yandan hiç suçu yok kırmızılının. Bak burada dağıtıyor. Peki pozisyonlar böyle. Ha Tiyan var.
Şu Thiam'a bir bakalım hafta içinden. Orada bir noktaya vurgu yapacaktık. Bu pozisyon kalsın. Bu pozisyon. Geri alalım mı Tolga'cığım? Deminki pozisyon kalsın. Deminki yandan gördüğümüz pozisyon. Şimdi siz de tartışırken dinledim. De, tam pozisyonu seyredemedim. Yani şeyde göremiyorsun tabii. Diğerlerini de göremedim. Bakın şu pozisyonda herkes orta... Bir dakika dur. Gitme, hareket etme. Hareket etme. Ortadaki oyuncuyla, yani sarı lacivert, arkadaki sarı kırmızılı oyuncuya baktı herkes. Evet. Halbuki öndeki kırmızılı oyuncuya bakın. Öndeki kırmızılı oyuncu arka arka giderek arkadaki sarılı oyuncuyu görmüyor. Hareket kabiliyetini kısıtladı. O sırada da tosu arkadaki yaptılar. Kırmızılı çıktı. Fazla yükseldi. Ortadaki yükselemediği için. Bakın dikkat edin. Öndekine dikkat edin. Sandviç hocam tosu yaptılar. Öndeki hocam böyle kalçasıyla geriye şey yapmış. Ortadaki kımıldayamadı, yükselemedi de bu sefer arkadaki fazla yükseldi. Sanki üstüne basmış gibi gösterdi değil. Oradaki olay öndeki kırmızılı da. Yani hakemin burada bir şey vermeme kararı bence doğru. Yanıltan o yani. Öndeki evet. Oyuncu. Çünkü siz tartıştınız ya. Ben pozisyonu gördüm. Göremedim. Gelip seyredeceğim dedim. Nitekim yukarıda seyrettim işte bu pozisyon. Hocam ben mesela ona penaltı dedim. Bir de burada mesela var. Sağ yanı tam mesela kalkmaya çalışıyor yukarı. Wallace arkadaki stoper dediniz. Malatya Sporlu iki eliyle de bastırıyor bak sol elini sol ayağına kalkamıyor. Sağa böyle kalkıyor. O bastırınca yani anladın mı izin vermiyor. Istiyor, elleri havada. Fakat ama öndeki sıkıştırmayla arada kalıyor. Sarılı arada kalıp eziliyor. Arkadaki de çıkıyor yukarıya. Ama hocam o öndekinin yaptığı bir şey olabilir mi peki? İkiyle basmıyor mu? Çıkıyor kafaya. Kafaya çıkınca arkadaki de dağılıyor. Öndeki malatya oynasalar, o da fark etmiyor. O da fark etti. Ender abi, bir daha oynar. Hız... Yani burada hakemin devam kararı bence doğru yorumu. Doğru hocam senin fikrin. Bir oynatabilir miyiz bunu? Bir hızlı oynatın bir kere daha. Ellerin nerede bak. Hocam görüyor musun iki eli? O sonra. Ama bak çıkamıyor ki. Sağ ayağına bak. Sağ ayağı nerede? Solaya sıçratmıyor. Işte. Ben çıkacağım basıyor. Çıkamıyor. Önden çıkamıyor. Arkadan değil. Çok enteresan ya. Takıldım. Bugün geldim özel baktım. Peki. Ben bir şey söyleyeceğim abi bir dakika. Evet ha şey var. Ya arkadaşlar. Geçen hafta bu Beşiktaş maçı mı? Beşiktaş Alanya maçı. Hafta içindeki. Ben sosyal medyada Alanya'nın özellikle kalecisinin ve bazı futbolcuların Marafonayla Babakan şike yaptıklarını, işte maça asılmadıklarını, işte Beşiktaş'a kıyak yaptıklarını gibi geri zekalıca şeyler konuşmuşum. Geri zekalı. Senin ağzından iki